Barış Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız. Estağfurullah, sizi. Her zaman bekleriz, her çok zaman. Çok sağ olun efendim, çok teşekkürler. Bu güzel röportajımıza da böyle bir Barış Bey'i tanıyarak başlayalım. Aha. Sizleri tanıyalım, bu sektörle tanışma hikayeniz. Peki, ben Barış, Barış Askan. 97'de İstanbul'da doğumluyum. Sektörle 5 yıldır tanışıyoruz. 2023'ten beri son 1 senedir tam faal olarak devam ediyoruz. Bu şekilde şu an. Kurmuşsunuz. Evet, evet, evet. Animasyonlarımız, görüntülerimiz şu an güzel ilerliyor. Problem. Evet, enerjik de bir stand gerçekten. Ekibimiz güzel, ekibimizin enerjisi güzel. Ekibimiz genç bir ekip. Genç ve dinamik. Genç ve dinamik ekip, evet. Evet, şimdi ben burayı tanımak istiyorum. Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız? Ürünlerimizi tanıyabilir miyiz? Ürünlerimiz şöyle, fabrikamızın, biz Krasnodar'daki, Rusya'daki Krasnodar'daki fabrikamızın distribütörüyüz. Türkiye distribütörüyüz. Fabrikamız 75 yıllık bir fabrika. Rusya'da bilinen bir fabrika. Bu fabrikada birçok çeşit ürün var. Biz süt reçeli grubuna ağırlık verdik. Türkiye distribütörünü aldık. Şu an Türkiye'deki süt reçelinin algısını değiştirmek için varız. Ne gibi farklılıklar ve algıları değiştirmek peki? Şu an Türkiye'deki süt reçellerinin tatlıları biraz daha böyle sıkıcı geliyor ama bizim tadımızın tabii yakıyor. Bizim tadımızın organikliği, ağızda bıraktığı tadı, lezzeti. Kendinizi köyde hissettiririz ya. Aa, öyle bir lezzet var, doğal bir lezzet var. Doğru. Biz de bunu Türkiye'ye sevdirmek istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Amacımız bu şekilde şu an. Evet, bu başarının ve istikrarın sırrı ne? Zor bir iş yapıyorsunuz. Evet. Yani sağlık işi aslında. Evet, 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 evet. İşimiz zor, işimiz zor olduğunu biliyoruz ama biz fabrikamıza güveniyoruz, kendimize güveniyoruz, disiplinli çalışmamıza güveniyoruz, ekibimize güveniyoruz. Çalışacağız, Türkiye'ye bu ürünü sevdireceğiz, işimizin zor olduğunu da biliyoruz. Ama korkmuyoruz. Seviyorsunuz ama mesleğimizi. Mesleğimizi seviyoruz tabii ki, daha işimi seviyoruz. Pardonemizi sayın. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin ikisi beraber yediği, beraber yediği dondurma. Çok güzel bir anı. Evet, bizim için de iyi oldu bir tık. Yani tabii ki kendi adımıza da gurur duyuyoruz. İnsanlar da ilgisini çekiyor, insanların da ilgisini çekiyor, merak uyandırıyor. İyi ilerliyor şu an, problemimiz yok. Harika. Fuar nasıl geçiyor? Şöyle bir fuar. Evet, evet. Evet, fuar hareketli. Özellikle dün hareketliydi. Affedersiniz. Yok, estağfurullah. Bizim standımızda tatlı şefi getirdik özel Rusya'dan. Onun yaptığı tatları ikram ettikçe insanların ilgisi arttı. İnsanların ilgisi arttıkça etraftaki satın almacı da, talep de arttı. Görüşmelerimiz sıklaştı. Şu an yoğun geçen standlardan bir tanesi biziz. İlk hiç fuarımız olmamasına rağmen hiç boşluğumuz yok. Yoğun çalışıyoruz. Şu an iyi ilerliyor her şey. Bir problem yok. Yabancı ziyaretçiler var. Bence bu ülkemizde evet. De önemli. Evet. Özellikle Irak, Orta Doğu, Avrupa, dün İngiltere'den misafirimiz vardı. İç piyasada Rus'ta ekipli arkadaşlarımız var. Çalışmak isteyen yabancı dostlarımız çok var. Şu an güzel ilerliyor, evet. Tabii fuarın sonrasındaki dönüşlerde tabii, olacak. Tabii, fuarın sonrasında bir olacak. Sizleri diğer işletmelerden ayıran özellikleriniz neler? Bizi diğer işletmelerden ayıran özelliğimiz. Ciddi bir argeniz var sanırım bu konuda. Evet, evet. Biraz röportajdan önce sohbet ettik sizinle. Ciddi bir çalışma yapıyorsunuz. Özellikle ürün yelpazesini genişletmek adına. Evet. Öncelikle biz şöyle söyleyeyim. Biz süt reçeli grubuyla başlayıp biz bu markanın daha sonra çeşitleri var. Meyveli yoğurt çeşitleri var. Peynir çeşitleri var. Rus halkının sevdiği, Türk halkının da sevebileceği ürünler var. Onları Türkiye'ye entegre etmeye çalışacağız. Farkımız yeni bir eski bir tadı, Rusya'daki eski bir tadı Türkiye'de yeni bir tat olarak entegre etmeye çalışacağız. Algıları da kırmak. Algıları kırmak istiyoruz açıkçası bir noktada, evet. Bu bakış açılarını biraz değiştirmek lazım. Evet, evet. Bunlara bizim de açık olmamız lazım aslında. Yani bunu da söylemeden geçmek istemem. Peki, hedeflediğiniz yerde misiniz Barış Bey? Şu an için... Hayal ettiğiniz yer mi ya da kısmetse... Bizim hayalimizin sonu yok. Başarıya devam edeceğiz. Bizim hayalimiz en başarılı şekilde bu markayı temsil etmek. Kendimizi Renault İstanbul olarak Türkiye'de temsil etmek. Ama bu hedef hiç bitmiyor. Hedef hiç bitmez. Hedef bitmez. Hedef biterse bitmez. Biz bir anda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım mı? Startınıza gelenlere, tüm Türkiye'ye, dünyaya aslında evet. Sektörde tecrübeli ve istikrarlı bir isim olarak neler aktarmak istersiniz? Herkesi ANFAŞ Gıda Fuarı'na bekliyoruz. Standımıza bekliyoruz. Bir dahaki fuarlarda tekrar katılacağız. Sütreçeli.com'dan da ürünlerimizi temin edebilirler. Oradan bakabilir. Tabii oradan bakıp orada tatlı tariflerimiz var, ürün çeşitlerimiz var, içeriklerimiz var, online siparişlerimiz var. Oradan da sipariş. Tabii online sipariş. Sütreçeli.com bizim evde şu an. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Herkesi davet edelim. Herkesi davet edelim. Mutlaka bu lezzetli tadına bakmalısınız. Çayınızı kahvenizi içeride hiç olmaz. Tabii tabii, bu kadar basit. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.